sezonu başarılı bir şekilde geçireceğiz. Fakat buradaki en önemli konulardan birisi de sportif başarının haricinde kulübü Süper Lig'e taşırken boş batağının içerisinde taşımak değil. Yani bunu Süper Lig'e taşırken işte fütursuzca boşanarak değil. Faruk Başkan'ın da her zaman dediği bir laf var. İstersek hiç kimseye hesap vermeden milyonlarca lira yine borçlandırarak hiç üzerimize de bir sorumluluk olmadan, biliyorsunuz şu anda spor hukukunda Türkiye'de bir boşluk var. Yöneticilerde bir sorumluluk yok, SGK ve vergilendirme sorumlulukları haricinde. Kendi şirketlerimizi nasıl yönetiyorsak, ki hepimiz bir şirket yöneticisiyiz yönetim kurulunda, o şekilde de kulübü de yönetmek durumundayız ki kurumsallık da bunu gerektiriyor. Tabii ki de esas başarı burada taraftarı, şehri harekete geçirecek şey sportif başarı. Fakat bunu yaparken kendi egolarımızı tatmin edecek ya da ne bileyim fütursuzca borçlanarak vesaire bu işi yapmayacağımızı deklare edebiliriz. Bu konuda zaten Hakan Bey'e de bayağı iş düşüyor genel saymanımız olduğu için. Çok çetrefilli pazarlıklar döneminde kendisi de, çünkü önemli bir dönemi atlatıyoruz şu anda. Burada kaynak yaratımı önemli. Kulübün yaratacağı kaynaklar, sponsorluklar, sponsorluk gelirleri. Görev dağılımı yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde, biliyorsunuz özellikle ihtar çeken futbolcular kısmıyla hızlı bir şekilde başladık. Tüm futbolcuların alacaklarını sırayla, hepsinin alacaklarını yatırıyoruz. Yani basında bazı futbolcular gideceğiz falan gibi şeyler, tabii doğal olarak Süper Lig'de oynamak istiyor bazı arkadaşlar. Onlar ne kadar isteseler de biz kendileriyle bu şekilde çalışmak istiyoruz. Niye? Çünkü hedefimiz tekrar Süper Lig'e geri dönmek. Mevcut iskelet kadroyu bozmak istemiyoruz. Tabii biz de doğal olarak onların bütün alacaklarını hızlı bir şekilde yatırdık. Bu arada geçen sene Nike'la olan sözleşmemizde bu sene sonlandırdık. Yeni bir basına da Viadora ile önümüzdeki hafta bir sözleşme imzalayacak ve yeni sezonda Viadora ile devam edilecek. Özellikle 3 formayı biz kendimiz belirledik. Önümüzdeki hafta 5 forma daha belirleyip o 5 forma içinden de bir formayı taraftarımızın kendisinin belirlemesi adı altına bunu platformumuzda yayınlayacağız. Gençler Birliği de düştü. Yani 3 tane Ankara takımı var. İnşallah gönlümüz istiyor ki 3'ü birden tekrar Süper Lig'e çıksın. Yani en kötü iki takım bir şekilde bu ligden çıkmasını istiyoruz. Niyazi Başkan seçildi biliyorsunuz orada. İnşallah onlar da bir azimle çalışıp çıkacaklar diye dua ediyoruz. Kısa bir süre içinde bir basketbol takımı bir alt ligden veya bir iki alt ligden başlamak kaydıyla başlayacak. Voleybolda da genç kızlarımız geçen sene başladılar. Onlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlanacak. Altyapıda bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyesi'nin de katkıları ile altyapıda büyük bir değişim içinde. Soyunma odalarını en son yapıyorlar. Sağ kısmını hazırladılar. Bizim malzemecimiz Musa Cimile hakkında bazı yorumlar gördük. 5 günlük bir malzemiz var şu anda. Bunun da 5 günü zaten görev dağılımıyla geçti. Baktık ki 5 tane kulüpte malzemeci var. Sadece A takımın malzemecisi. Yani bu gerçekten de bir kulüp için çok fazla bir sayı. Yani malzemeci. Biz de dedik ki yani yapılanma devam etsin. Mevcut kişiler içinde hiç kimsenin görevine son verilmedi. Dedik ki herkes yıllık izinlerini bir kullansın. Kimler ne yapacak, ne edecek onları bir görelim. Yani şu anda kimsenin bir görevine son verilmedi. Sadece yıllık izinlerini kullandırma adı altında işlemler devam ediyor. İlk etapta şu anda biliyorsunuz hocamız geldikten sonra bir sağlık ekibinde bir değişiklik ilk etapta şu an gündemde. Onunla başlayacak. Yani bu kadroyu 5 malzemeci var ama biz bu 5 malzemeci altyapıda bir kısmını da değerlendirerek de yapabiliriz. Takımda bir hafta sonra kampa gidecek. Buraya kampa da 2 tane malzemeciyle gidecek. Doğal olarak mevcut şu an personellerin sadece izinlerini kullandırarak bu kısmı açıyoruz. Ama analizler bittikten sonra görevine son verilecek varsa görevine son verilecek. Altyapıda kullanılacak kişiler varsa altyapıda kullanılacak.
Şu an bizim önceliğimiz personel değil, kesin ve kesinlikle takımı bir an önce hazırlayıp lige hazırlamak. İyi bir diri bir takımla ve borçsuz bir şekilde bir Ankara Gücü oluşumu oluşturmaya çalışıyoruz. 15 gün içinde acil ödemeleri eğer ödemesek, bu kulüp zaten biliyorsunuz 2009'daki bu çalkantılı dönemden dönüp şu anda kafadan, yani nereden baksanız 100 milyon gibi bir rakam faiz ödemelerine ve cezalara gitmiş. Yani gerçekten bu kulübe bu paralar kazandırılmış olsa daha değişik. Altyapıya bu paranın bir 10 milyonu aktarılmış olsa çok ciddi bir altyapıdan futbolcu üretimi, basketbolcusu, voleybolcusu çıkabilir. Gerçekten de yani paralar çoğu boşa gidiyor. FIFA tarafından Ankara Gücü uzun bir dönem işten beri böyle vukuatlı bir kulüp haline gelmiş. 15 bin dosyası olan bir dosyaya 20 bin euro ceza kesilebiliyor. 1000 euroluk bir dosyaya 3000 euro ceza kesilmiş. Yani biz yönetim olarak özellikle bu cezaların bir önüne geçmek istiyoruz. Yenile geçen hafta Rosenborg kulübüne ve Rivas futbolcusunun gününde ödeyerek 120 bin gibi bir frank cezadan kurtardı kulübüne. Yani bunu ödenmemiş olsa, yani onu öderiz, FIFA tamam sonra bize bir yapılandırma yapar desek 1 milyon 200 bin gibi bir kulübün daha borcu hanesine artı olarak yazacaktı. Yani Morve'nin takımda kalması için bütün şartları sağlıyoruz. Tabii doğal olarak takım bir atlı düştüğü için Morve'nin de kendisi ister istemez Süper Lig'de bazı görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler doğrultusunda kendisi gitmek gibi bir düşüncesi içinde olsa da, yani biz yine söylüyorum, takım iskeletini bozmamayı düşünüyoruz. O yönde biz yola devam etme planlarımız doğrultusunda biz kendi üzerimize düşen bütün olanakları yaptık. Şimdi artık Borven'den bekliyoruz gerekli adımları. İnşallah Borven'de önümüzdeki hafta izin aldı, katılacak antrenmanlara diye bekliyoruz. Transfer yasa dediğim gibi belli bir limit doğrultusunda, yani kendi planlarımızın doğrultusunda adım adım transfer yasağını bitiriyoruz. TFF'nin henüz CG'yle oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız, yani ligler nasıl olacak bununla alakalı bir resmi açıklaması yok. Tabii insan sağlığı şu anda her şeyden daha önemli. Ne kadar bir kapasiteyle açılma olacak, stadın ne kadarı çalışacak, ne kadarı çalışmayacak, bu da bizim açıkçası merakla beklediğimiz. Hatta bu konuda üst düzey görüşmelerin yapıldığı bir konu. Fakat her ihtimale ilişkin kulübümüzde diğer yönetici arkadaşlarımızla beraber bir çalışma grubu oluşturduk. Evet, açılırsa nasıl bir kombine çalışması yapacağız? Kombine satışının kampanyası Ankara Gücü'nün geçmiş tarihine ve marka ismine yakışır bir şekilde bir kampanya ismiyle nasıl bir şekilde yürütülecek? Bununla alakalı bir çalışmamız var. Veyahut da kapalı olursa, şimdi pandemi şartlarında mesela bitti dediğimiz anda biliyorsunuz bir ikinci evre söz konusu oldu. Tamamıyla kapalı olursa tekrar bir hatıra kombine söz konusu olacak mı olmayacak mı? Biz bununla alakalı A, B, C planlarını oluşturduk.